önünde de istakoz. İstakoz. İşte milletin vurduğu şamarın arkasında bu resim vardır. Millet gördü iktidarın bu halini. Millet gördü bu kibrini. Millet gördü bu duyarsızlığını. Bundan sonra iktidarın bir lakabı daha oldu: İstakoz iktidar. Biz belediyeleri millet açlıktan kıvranırken istakoz yiyenler gibi ihaleleri yandaşlara dağıtmak için değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmak üzere aldık. Türkiye günlerdir AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'yı konuşuyor. Monaco'da yediği istakozun fotoğrafını paylaşınca eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Partisinden de sert tepki çeken Bursalı için istifa çağrıları yükselmişti. Şebnem Bursalı meclise geldi. Zira AK Parti meclis grup toplantısı bittikten sonra Erdoğan bazı milletvekilleriyle özel görüşmeler yaptı. Yaklaşık 40 dakika boyunca vekiller tek tek odaya girdi, taleplerini iletti, seçim bölgeleriyle ilgili bilgiler verdi. Yaparsa Erdoğan yapar. Yine baktığınızda yani dediğiniz gibi meydanlar kadar birebir görüşmelerde bu çok rahat ifade ediliyor zaten. İddiaya göre Şebnem Bursalı'da özel görüşme yapanlar arasındaydı. Osman Gökçek'le içeri girdi. Başını eğerek "çok üzgünüm" ifadesiyle özür diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bu sözlere karşı bir cevap vermediği ileri sürüldü. Görüşme öncesi Şebnem Bursalı ilk kez partisinin meclis grup toplantısındaydı. Etrafa gülücükler saçmıştı, soruları cevapsız bırakmıştı. Keyifli hali dikkatlerden kaçmamıştı.